Birazcık da utanıyorum açıkçası. Ben hani acaba yeterince sesli konuşuyor muyum da diye düşünmüyor değilim. Çok zaman oldu. Acaba saçlarım nasıl görünüyor? Açsam mı? Okey, böyle iyi bence. Güzel güzel. Tamam. Böyle devam edeceğim. 2 dakika boş yaptıktan sonra başlayabiliriz. Tekrardan selamlar herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok 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 iyisinizdir. Ben iyiyim. Yani güzel ama birazcık bu videoda zaten bunları konuşuyor olacağız. Az önce de söylemiştim ama belki oraya almam. Neyse. Dediğim gibi bu videoda zaten bunları konuşuyor olacağız. Sürekli böyle bir giriş yapamama durumundayım. İçeriden ses geldi. Neyse çok önemli değil. Çok önemli olmadığını düşünüyorum. Kameradan görüyorum zaten. Neyse. Bilmiyorum burada daha önce bir video çektim mi ama çekmedim diye düşünüyorum. En son nerede kalmıştık? Buradan giriş yapabilirim bence. En son karantinada evdeki iki tane çektiğim video vardı. Ondan sonrasında kamerayı elime aldım. Daha doğrusu telefonu. İşte vlog çekmek için elime aldım. Birçok denemede bulundum. Ama hep böyle yarım yamalak kaldı. Bir de zaten şey olayını biliyorsunuz, hani ne bileyim dışarıdayız ama işte ne, yani korona var, maske bir yandan, işte ne sıcak o bu şu falan, hani böyle bunlar tabii bahaneler. Çekemedim video, yani çekemedim açıkçası. Ama şimdi bu videoyu çekmem gerekiyordu. Yani hayatımda böyle çekmem gerekiyor dediğim videolardan bir tanesi sanırım. Ne olursa olsun anı kalmasını istediğim bir video olacak bu video benim için. Şimdi şöyle, aslında video nasıl ilerleyecek ondan bahsedeyim. Daha doğrusu videoyu neden çektiğimi anlatmadım size. Şu an bulunduğum evden taşınıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar demek de çok garip geldi. Şu an bulunduğum evden taşınıyorum. Daha doğrusu taşınıyorum derken şöyle, bir yere taşınmıyorum. Yani biliyorsunuz işte pandemi durumu, okulların durumu vesaire, bir süre daha aslında okula gidemeyeceğiz gibi duruyor. Ve benim de aslında İzmir'de kalmamı gerektirecek bir durum yok artık. O yüzden evi boşaltmaya karar verdik ailemle birlikte. Daha doğrusu bu birazcık daha uzun bir süreç olacaktı benim için ama süreç birdenbire kısaldı ev sahibiyle ilgili olan durumlardan da ötürü. O yüzden şu an evi toparlıyorum vesaire. Yani yaklaşık bir haftadır falan bu durum içerisindeydim. Ama işte hep son dakikaya bıraktım vesaire. Neyse, bugün toparlayacağım artık. Bugün, yarın ve ondan sonraki gün gibi böyle. Neyse, konumuz bu ama buraya bu kadar detaya gerek yok. Neyse. Yani kısacası artık eve dönüyorum. Ailemle yaşadığım eve. Yani bir süre onların yanında kalacağım. Daha sonrasında okulların açılma durumuna göre buraya gelip yeniden eve çıkacağım gibi düşünebilirsiniz. Birçok problem vardı işte. Buradaki eşyalar benim, şu an bulunduğumuz, onları ne yapacağım vesaire, nereye koyacağım gibi. Ama bunları açtım. Yani açtık. Bir yer bulup işte depo gibi aslında. Orada bu eşyaları tutmayı planlıyoruz. Ve daha sonrasında okullar açıldığında da eşyaları oradan alıp yeni taşınacağım eve onları taşımayı planlıyoruz. Yani evet, çok fazla zor gibi görünüyor ilk başta. Yani bana da ilk başta öyle gelmişti. Yani düzen bozmak bence zor bir şey açıkçası. Ama bir yerde de aslında artık burada kalmayacağıma göre bu evinde olmasına gerek yoktu. Ve şey, birazcık şey bir insanım. Yeni başlangıçlar güzel bence. Yani evet, bu evde gerçekten çok inanılmaz güzel anılarım var. Anılarımız var arkadaşlarımla vesaire. Ama hani bir yere kadar, dediğim gibi, umarım yeni bir evde güzel, daha da güzel anılarım olur diyorum. Böyle işte durumu anlattım bence. Ha, şey diye sorabilirsiniz, bu zamana kadar neden tuttun o zaman evi falan gibi, aslında neden kalıyordun İzmir'de? Bu tarz şeyler olabilir, sorabilirsiniz. Bir organizasyonda, daha doğrusu Isaac'te daha önce videolarda görmüş duymuş olabilirsiniz beni takip ediyor ve izliyorsanız, ya da Instagram'dan takip ediyorsanız gerçekten görmüşsünüzdür. Çok fazla içinde bulunduğum bir organizasyonda
Yani 2,5 yıl boyunca Isaac'te gönüllü olarak çalıştım. Ve neticesinde artık oradaki görevim bitti. Isaac'te çalıştığım sürede burada olmamın sebebi aslında yönetim kurulu üyesi olmam. Yani burada olmam gerekiyordu. O yüzden İzmir'deydim. Ve Ocak ayında bitti. Yani ocağın sonunda tamamen artık Isaac İzmir'deki görevim bitti. Böyle olduğu için de artık İzmir'de kalmamı gerektirecek bir durumda olmadı. O şekilde. Yani isterdim arada sıkılınca buraya gelmeyi ama olmayacak. yine gelirim arkadaşlarımın yanına falan ama yani sonuçta gelip kalabileceğim bir evim olmayacak kendime ait. Bu videoda hem ev turu hem evi toplama hem de böyle birçok video çekme girişiminde bulundum. Vlog çekme girişiminde ama yarım yarım kaldı. Onları da böyle araya serpiştireceğim. 2020'nin üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum. Ya aslında benim için çok güzel bir yıldı. Herkesin yaşadığı, daha doğrusu dünyanın yaşadığı problemlerin aksine gerçekten çok güzel bir yıldı. Tabii zorlukları da vardı yani herkes gibi. Ama benim için gerçekten çok güzel bir yıldı. Bunu söylüyorum aklıma bir sürü bir şey geliyor falan böyle. Neyse. 2020'de yaşadıklarım olabilir belki diyebiliriz buna. Ya da işte o en son çektiğim vlogtan sonraki kısım hayatımda vlog girişiminde bulunduğum kısımlar vesaire böyle part part gelecek. İşte ben eşyalarımı toplarken falan siz onları izliyor olabilirsiniz. Bu yüzden böyle bu neydi falan ne oluyor şimdi falan demeyin. Bu kısımları izliyorsanız demezsiniz zaten. Neyse. O şekilde hayatımdaki gelişmelerden birazcık bahsedeyim o zaman. Şu an Ege'de Ege Matematik'te 3. sınıfım. Yani birazcık karışık oralar. 3. sınıfım ama transkripte 3 yazıyor. Neyse. Ama aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde açıktan işletme yönetimi okuyorum. Böyle bir gelişme oldu hayatımda. Geçen yazın, geçtiğimiz yaz başladım aslında. Onun dışında Haziran'dan itibaren, Haziran 15'i itibariyle İzmir'de kaldım. Sadece böyle arada gittim ailemin yanına işte bayram, deprem olduğunda ve o kadar. Sadece o kadar gittim yani. Ondan sonra burada güzel zamanlar geçirdik arkadaşlarımla birlikte. İşte yazın işte tatile falan gittik. Daha doğrusu hepsinin bir amacı vardı ama işte tatil diyebiliriz buna. Neyse. Yani eğlendik birlikte. O şekilde güzeldi. Yani yazın tadını da çıkardık açıkçası. Onun dışında öyle yani ev karantinalarında falan birlikteydik olmaması gerektiği gibi. Öyle. Bu kadar. Hani aradaki görüntüleri zaten göreceksiniz. Arada bir deprem zamanı İstanbul'a gittiğimde, daha doğrusu Kocaeli'ne, Gebze'ye gittiğimde İstanbul'a gidip saçlarımı boyattım. Şu an üzerinden yaklaşık Ekim 30'da gerçekleştiğini düşünürsek, Kasım'ın ilk haftası gibi düşünün. Üzerinden Kasım, Aralık, Ocak, Ocak. 3 ay geçti. O yüzden birazcık ya değişik, böyle koyu gibi görünüyor ama işte o zaman göreceksiniz aslında biraz sonra videonun içerisinde. Daha böyle sarımsı gibi böyle doğal tonlarda bir şeyler oldu. Öyle. Onun dışında bol spor yaptım. Sağlıklı beslendim arkadaşlar. Çok çok mutluyum bunun için gerçekten. Yani tabii bunu yapmaya devam ediyorum hala. O yüzden yani güzel bir alışkanlık edindim bence. Haftada 2 ya da 3 kere spora gidiyordum mutlaka. Onun dışında tenise başladım. Çok kısa bir süreyle başladım ama bu yıl devam ettirmeyi düşünüyorum. Güzeldi yani. Onun dışında birazcık kilo vermiş olabilirim. Birazcık. Çok fazla değil. Ya da işte yani ben de bilmiyorum. Bu ara sayılarla aram iyi değil. Yani o sayı kısmını bıraktım sanırım artık. Kilodaki işte kaç kiloyum ya da işte vesaire vesaire durumlarını. Birazcık daha şeyden anlıyorum onu da işte pantolonlarım olmuyordu oluyor falan. Bu tarz şeylerden anlıyorum. Kıyafetlerden anlıyorum. Ya da işte aynada birazcık daha vücudumun toparlanmış olmasından anlıyorum vesaire. Saçlarım açık kalsın. Çok oynadım saçlarımla. Böyle de bir garipler. Bu arada burada bayağı oturdum konuşuyorum falan ama artık başlamamız gerekiyor. Ara ara zaten yine sohbet ediyor oluruz. Bu arada YouTube'da daha fazla şey yapmak istiyorum.
Gerçekten bunu çok istiyorum. Yani bu yılki hedeflerim arasında da var zaten. Yani yine bir şekilde hayatıma sizi dahil etmeyi düşünüyorum. Daha doğrusu hayatımı buraya dahil etmeyi düşünüyorum. Bu daha mantıklı bir cümle oldu sanırım. Öyle. O zaman şimdi nereden başlayalım? Şimdi bir kısım mutfak eşyaları var. Bir kısım buradaki eşyalar var. Buradaki eşyalardan ama kullanacak sadece kitaplar gibi düşünebilirsiniz ve aksesuarlar yani işte panodur, budur falan o tarz şeyler ama onlar zaten en son şeyler. Onun dışında burada zaten bir tek kıyafetlerim var. Kıyafetlerimi de zaten valize direkt koyacağım. Benimle gelecek onlar. O yüzden bence buradaki kitaplardan mı başlasak? Evet, burada kitaplardan başlayabiliriz. Çünkü birazcık toz da almamız gerekiyor. Tamam. O zaman o şekilde başlayalım. Ben nereden başlayacağımı daha karar veremedim. Bence havanın aydınlığa gitmeden bir kısa böyle şöyle böyle şöyle kısa böyle bir ev turu yapalım hemen. Ben size göstereyim bu ev nasıldı diye. Hem bana da anı kalsın. Şimdi ışığı açtım biraz daha iyi görünsün diye ama bu kadar görünüyor. İşte burada benim bir fotoğraf panom var. Güzel fotoğraflarım var. Burada yatağım var. Burada şöyle bir kitaplık var. Birazcık karışık kendisi. Neyse, önemli değil. Burada şey var. Ring Light'ın tripodu gibi bir şey. Bu dünyadaki gördüğüm en güzel şeylerden, işe yarayan şeylerden bir tanesi. Müthiş yani. Perdelerim böyle. Burada koliler var. Bulabildiğim koliler. Of, koli bulmak dünyanın en zor şey falan olabilir. Burası birazcık dağlık. Evin en sevdiğim yanı gerçekten büyük olması. Gerçekten güzel bir büyüklüğü var. Avizelerim. Depremde çok fena sallanmışlardı. Odadan çıktığınızda böyle bir hol var. Burası bildiğiniz bayağı hol. Sadece halı var burada. Burada kapı var. Burada böyle iki tane odamsı bir şey var. Burası banyo arkadaşlar. Hello. Neyse, önemli değil. Burayı çok göstermeye gerek yok bence. Böyle. Güzel ama. Ben seviyorum banyoyu. Çok karışık. Fazla karışık. Bunları herkes de görmüşsünüzdür. Bence baya güzel. Yani işe yaradığını düşünüyorum. Onun dışında şu çok güzel bir şey. Baya müthiş bir şey yani. Herkese öneriyorum. Ya daha doğrusu herkese önermiyorum. Nereye herkese öneririm? Yağlı bir cildi olan herkese öneriyorum. Bu. Bu sivilcelerim üzerine bunu deniyorum arkadaşlar şu an. Bakalım. Buradaki en güzel şeylerden bir tanesi de aslında burası. Burası böyle çok dağınık gelecek size. Çünkü çok dağınık. Ama bütün ıvır zıvır her şeyi piknik tüpüne kadar her şeyi görebilirsiniz. Gerçekten müthiş yani. Müthiş. Ayakkabılık. Olmayan ayakkabılarım ya da doğrusu ayakkabılarım. Bir tane askılık ve işte valiz ya da süpürge ya da çamaşırlık gibi şeylerin bulunduğu yer aslında orası. Bence çok güzel. Bayağı mantıklı, kullanışlıydı. Öyle. Şimdi salonumu gösteriyorum size. 1 artı 1 bir ev. Ama bence bir öğrenci evine göre bayağı büyük. Yine ışıktan kaynaklı az bir karanlık birazcık. Ama şurada bir masa var. Burada bir koltuk var. Burada bir vantilatör var. Yazın İzmir çok sıcak ve klima yok. Burada da mutfak var. Böyle bir mutfak. Böyle. Bu kadar. Çok hızlı ev turunu bitirdik. Bence hızlı bir şey oldu. Ama en azından bana hatıra kaldı burası. Neyse, duygusallaşmayacağım. Gerek yok. Öyle. Şimdi neler kalacak neler gidecek ben biliyorum. O yüzden hemen bir an önce kurulmamız gerekiyor işi. Başlayalım.